Niyazi ile yüzmeye geldik. Öğrenci indirimi var mı? 30 yaşına geldin hala öğrenci indirimi kovuyorsun. Abi neden yani? Öğrenci kartım var. Doktor öğrencisiyim. Plyval Niya Poka. Bu şey mi demek? Deniz Aslanı mı demek? Evet, bilet 19 zloty diyor. Bu yarım öğrenci 13 zloty. İndirimli. Yani kaç euro yapıyor? 20, 4'e bölsen. Normal 4,5-5 euro. Öğrenci de? Öğrenci de 3,5 falan euro. Güzelmiş. Deneyelim. Niyazi bize free serbest yüzüş tekniklerini gösterecek. Niyazi Phelps. Evet, örnek yüzüş. Perfect. Gayet temiz. 30 saniye. El ve ayak koordinasyonu. Bir de yürüyoruz olabilir. Daha rahat olmak istersen şöyle yapabilirsin. Tamam ya, ben hallederim. Aynen, nasıl? Sen geç abi ya. Her şeyi sen biliyorsun en iyisi. Benim de bana Allah. O ne tek? Başlattın mı? Bilmem. Belki de başlattın. Bir yüzüş öğrenmek istiyorum. Yüzme biliyorum ama... Evet. El, ayak ve nefes koordinasyonu. Evet, bugün Suat'la freestyle yüzüşün ince püf noktalarını çalışacağız arkadaşlar. Nasıl? Nelere dikkat etmem gerekiyor? Şimdi öncelikli olarak Suat yüzecek. Sonrasında sizler de Suat'ın yüzdüğünü göreceksiniz. Hatalı. Biz de sonrasında nelere dikkat etmesi gerektiği üzerine konuşacağız. Evet. Haydi o zaman Suat, başlayalım. Başlayalım Suat. Evet Suat, nasıl hissettin? 4 kulaçta bir nefes deneyeyim dedim. Gitti nefesim. Genel olarak Suat iyiydi. Evet. Ama kafanı çok fazla dışarıya çıkarmaya çalışıyorsun. Kafan sanki arkana bakmaya çalışıyormuş gibi yani. Kandalize. Yüzerken tavana bakıyormuş, bakmaya çalışıyor gibi havan var nefes almaya çalışırken. Aynen. O da senin bütün yüzme koordinasyonunu bozuyor. Sonrasında nefesi alıp tekrardan içeri girerken vücudunun istikametini çok bozduğun için bütün kafan suyun içine dalıyor. O da ikinci çıkışı bu sefer ettiriyor. Yani ilkinden sonra yaptığın bütün nefes alışlar senin hem suya karşı olan direncini arttırıyor hem de koordinasyonunu bozuyor. Yani, kafan düz duracak. Yani kafan düz duracak ve kafanı olabildiği kadar aslında az çevireceksin. Yani aynen. Yani şimdi biraz önce yaptığımız şeyi burada hemen yapalım çalışmayı. Bak şu an aynen. Gözlüğü takabilirsin. Burnuma su kaçıyor ya. Yani o koordinasyonu aynı. Burnundan da nefes ver aşağıda. He? Aşağıdayken şimdi şu üf noktayı da söyleyelim. Nefesi aldığında suyun altındayken bütün nefesi boşaltacaksın. Bütün nefesi boşalttıktan sonra dışarı çıktığında tekrardan nefes vermeyle uğraşmayıp sadece nefesini alıp devam edeceksin. O seni hızlandıracak. Yoksa nefesi vermezsen kafayı dışarı çıkardığında önce içeride kalan nefesi verirsin. Sonra nefes almaya çalışırsın. O senin dışarıda kalma süreni arttırır ve koordinasyonunu bozar. O yüzden aşağıdayken şimdi nefesi aldın. Suyun altında bütün nefesi boşalt. Ondan sonra tekrardan nefes almaya çık. Ve olabildiği kadar kafanı az çevir. Yani şu yana yana çevir yeter. 10 tane yap bundan Suat, duyuyorsan eğer beni. Ondan 10 tane yap şimdi. Sen devam et hadi. O zaman şöyle. Antrenman yapıyoruz madem. Suat. Suat. Ya şey vuruyorum. 10 tane yap diyorum bir şeyi. Tamam. Bana da. Bundan aralıksız ama. Nefessiz kalacağım. Bir şey diyeceğim. Gözlük çıktı. Nefessiz kalacağım sanıyorum. Böyle olur. Yani alabildiğim tüm nefesi almak zorundayım hissediyorum yani. Başlattın mı? Hocam uyguluyorum dediklerinizi. Tamam hocam. İzliyoruz. Suat Bey'deki muazzam gelişme. Oldu mu? Bence daha iyi.
Oldu mu? Oldu Suat Bey. Bir öncekinden daha güzeldi. Daha rahat olmaya çalıştım. Kafama daha çok fazla çıkamamaya çalıştım. O dediğin el ayarını da yapmaya çalıştım. Bir de bacaklarımı aynen durdurmadım. Ben bacakları kesiyordum ben. Aynen. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederiz. Daha yani güzel olacağını düşünüyorum. Önce dokunuşlar yaptım. Ben biraz yamuk falan yapıyormuşum. Estağfurullah. Yamuk demeyelim de birkaç tane düzeltmeye ihtiyacınız varmış diyelim. Yani siz hocalar olarak böyle daha düzgün konuşuyorsunuz. Hadi gidelim. Polonya'da havuza geldik. Niyaz'dan ders aldık. Hadi bakalım.